Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS 2022 çalışma kılavuzumuza ikinci haftamızla devam ediyoruz. Çok merak ediyorum geçtiğimiz hafta neler yaptınız, şimdi bir de okullarınız da açıldı. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Lütfen yorumlarda buluşalım arkadaşlar, tek tek yorumları okuyacağım. Birinci hafta çalışmanızı önerdiğimiz videoları vermiştik. Yine bu hafta ikinci haftanın videolarına geçiş yapacağız. Ve bütün bu sırasıyla Türkçeden İngilizceye çalışmanızı önerdiğimiz videoları videonun alt açıklama kısmında oynatma listesi olarak bulabilirsiniz. Oynatma listesine tıkladığınız zaman şimdi söyleyeceğim bütün videoları sırasıyla izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda PDF'imizle, yani bu programın indirilebilir hali de videonun alt açıklama kısmında mevcut. Onu da indirebilirsiniz ve programı sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İkinci hafta hangi videolara çalışmamız gerekiyor ve yeni soru çözüm videolarımız gelecek, hangi konularla ilgili gelecek, onlara göz atalım. Evet, LGS 2022 Türkçe sözcükte anlam konusuna başlamıştık. İlk haftanın videosunu vermiştik. Şimdiki videomuz ise ikinci videomuz. Eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı ve eş sesli kelimeler arkadaşlar. Bu videoyu bu hafta izlemenizi öneriyoruz. Geçen hafta izlediğiniz kısımla ilgili de güzel bir soru çözüm videosu hazırladık. Bütün geçen hafta çalıştığınız konuların soru çözüm videoları gelecek. Videonun sonunda günlerini size söyleyeceğim. Kaç soru çözmeliyiz? Minimum 30 soru çözmenizi öneriyoruz bu hafta. İçin arkadaşlar ve hemen geldik matematik, çarpanlar ve katlar ünitesindeyiz. EBOB, ECOG'la ilgili güzel sorular da geliyor arkadaşlar. Çok fazla soru tipi de var. Soru çözmenizi öneriyoruz bol bol bu konuyla ilgili. Minimum 40 soru bu hafta için çözmenizi önerdik. Çarpanlar ve katlarda ilk kısmı, ilk videoyu izlemiştik. Bu hafta 3 videomuz var izlememiz gereken. ECOG videosu, EBOB videosu, EBOB ECOG problemleri videomuz var. Bu 3 videoyu izleyip üzerine minimum 40 soruyu çözmenizi öneriyoruz. Bu arada LGS 8. sınıf Matematik Soru Bankası kitabımızı da öneriyoruz arkadaşlar. Zorlu, orta ve zor seviye. Eğer kaynak ihtiyacınız varsa kitaplarımıza da yakınınızdaki kırtasiyelerden ulaşabileceğiniz gibi, oralara sorabileceğiniz gibi mağaza.hocalaregeldik.com'dan da ulaşabilirsiniz. İnkılap Tarihi kitabı da var yanında, şöyle onu da göstereyim. Zorlu serisi Hocalara Geldik'in kitaplarını da etrafınızdaki kırtasiyeler ve mağazadan ulaşabilirsiniz diyelim. Minimum 40 soruyu bu hafta çözmenizi önerdik ve geldik TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden ilk videomuzu vermiştik. Bu hafta bir video daha izlemenizi öneriyoruz. Osmanlı'yı kurtarma çabaları videomuz. Bu videoyu izledikten sonra minimum 15 soru çözmeniz yeterli bu hafta için diyoruz. Ve geldik fen bilimlerine. Fen bilimlerinde mevsimler ve iklimden iklim ve hava olayları videosunu izlemenizi öneriyoruz bu hafta için. Hocamızın tavsiyesi minimum 25 soruyu bu hafta çözmeniz yönünde arkadaşlar. Ve son olarak İngilizce'ye geldik. Friendship ünitesindeydik. Geçen hafta da video önermiştik size izlemeniz için. Bu hafta iki tane videomuz var. Neymiş hemen göz atalım. Understanding an invitation card, writing an invitation card, responding an invitation videolarımız var. Bu iki video oynatma listesinde mevcut. Yine linkten ulaşabilirsiniz. İki videoyu izledikten sonra minimum 20 soruyu da çözmenizi öneriyoruz. Ve geldik LGS soru çözümlerimize. Türkçe dersimizden sözcükte anlamın ilk kısmına dair videoyu geçen hafta izlemiştiniz. Şimdi o kısma dair soru çözüm videomuz gelecek. Cuma günü videomuz yayında olacak. Matematik videosu pozitif tam sayıların çarpanları. Geçen hafta çalıştığınız konunun soru çözüm videosu pazartesi günü yayında olacak arkadaşlar. Fen bilimlerinden mevsimlerin oluşumunu görmüştük. Çarşamba günü yayınlanacak soru çözüm videosu. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükten Güçlü Avrupa'nın Doğuşu ve Osmanlı Devleti konusuna ait LGS soru çözüm videomuz salı günü yayında olacak. İngilizceden Friendship'in geçen hafta gördüğümüz ilk kısmına dair soru çözümü ise perşembe günü yayında olacak. Bu videoların tamamı yayınlandığı anda haberdar olmak için ne yapıyoruz? Kanala abone olduktan sonra bildirimlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Programın nasıl gittiğine dair yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyacağım dediğim gibi. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.